Merhaba sevgili izleyiciler. Konu başından da anlayacağınız gibi bugün DJI Mavic Air 2 Combo kutu açılımı yapacağız. Ya Allah bismillah diyerek başlayalım. Evet. Canavar burada. Şöyle bakabilirsiniz. Güzel kılıf. Yanında bir kullanım kılavuzu vermiş. Bunları sobaya atıp yakabiliriz. Fazla bir işe yaramaz. Önemli olan şey bunları kayıt etmektir. Şurada seri numarası yazıyordur. Bunları Sivil Havacılık Genel Merkezi'de kısaltılmışı SHGM'den kayıt edeceksiniz. Şimdi aşağıdan bakalım. Drone 4K 60 FPS video kalitesine sahiptir. En sevdiğim özelliği ise video üzerinde HDR, HDR özelliği olması. 8 megapiksel normal resim kalitesi var. Fotoğraf kalitesi. Açamadım ya. Ha, şunu unutmuştuk. Tamam. İçinden çok kompakt bir kutusu var. Deri bir kutu. Tabi suni deridir. Kullanım kılavuzu ve yedek pervaneler çıkıyor. Şu şekil yedek pervaneler. Bunları şöyle atalım. Öyle hoş bir kağıt koymuşlar ki resmen hani kışın sobada yakmak için mükemmel bir kağıt eklemişler. Burada başka bir şey yok. Evet. Hani sanki zorla sıkıştırılmış gibi bir çanta var. Çok ufak, aşırı ufak. Burada güç adaptörümüz mevcut. Bataryalarımız. 3 adettir. Combo pakette 3 adet çıkıyor. Standart pakette 1 batarya var. 3500 mAh. Bir tane daha olmalı şurada. Her bir batarya 34 dakika uçuş süresine sahiptir. Tabii siz bu süreyi tamamıyla kullanamazsınız. Çünkü kaldırması dersin, indirmesi dersin. Bayağı azalıyor bu süreç. Şu plastik koruma kabı çok hani orijinalliği kendini belli ettiriyor. O yönden çok güzel. Ve önceki versiyonlarda olmayan joystick şeyi var. Stickleri var. Çıkarılabilir ve takılabilir. Şöyle döndürerek gösteriyorum. Yani çanta falan attığın zaman zarar görmesin diye. Bu çıkarılmış hali, bu takılmış hali. Kutu içinden bunların yedekleri de çıkıyor. Hani ne olur ne olmaz, ne olur ne olmaz diye. Lightning kablo bunun içinde hazır bir şekilde geliyor. Çünkü DJI otomatikman iPhone'la bağlantılı olduğu için direkt bunu otomatik olarak koymuşlar. Tabi içinden Type-C ve microSD olarak da çıkıyor. Telefon koyma aparatımız şurasıdır. Antenin kendisi de şu. Şu parça anten oluyor. Burada bataryamızın çoklu şarj aleti var. Şu şekilde örnek göstereyim. Taktığınız zaman hepsini birlikte çoklu şarj aletini yapmış oluyorsunuz.
Drone mini minnacık bir şey. Gelirken zarar görmesin diye böyle korumalı yönermişler. Altında ışık da var. Bayağı hoş. Sağ ve sol yanları hariç her tarafında, bir de üst hariç her tarafında sensör var. Kamerası bu şekilde. 4K 60 FPS video özelliğine sahiptir. Bu kadar para veriyoruz. Hani drone'u koyarken şurada zarar görmesin diye böyle bir madde var. Yumuşak. Bunun biraz daha kaliteli olmasını beklerdim. Evet. Benim bu drone'un kutu içerisindeki en hoşuma giden parça bu. ND filtre. Hani bir nevi bu güneş gözlüğü. Ne işe yarar dersiniz? Daha sinematik görüntüler sabit şey çekiyorsunuz. Bu şekilde. Benim önceki drone'um Mavic Pro'ydu. Bu Mavic Pro'da kutu içinden bu ND filtre çıkmadı. Ekstra ben buna 250-300 lira bir takribi parayla ND filtre almak zorunda kaldım. Hani bunda kutunun kendi içerisinde çıkıyor. Bu yönü çok güzel. Şu aparatta diyelim sizin telefonunuzun şarjı bir azaldı. Yanınızda da yedek batarya var. Şunu bu şekilde takarak powerbank özelliğiyle kullanabiliyorsunuz. İki tane giriş koymuşlar üzerine. Bir tane Type-C kumanda için şarj adaptörümüz, kablomuz var. Type-C kumanda için kablomuz var. Bir de micro USB. Ben Lightning'da kendi içinde var. Birkaç video izlemiştim kutu açılışlarında. Adamlar bunu çıkarıyor, bakıyor. Lightning yok. Videoyu öyle bitiriyor. Sonra DJ'ye şey yapıyor. Baya baya sövüyor. Diyor ki ben bunu nasıl, iPhone telefonum olsa nasıl kullanacağım? Çok saçma. Burada da joystickleri, yedekleri var. Sana önce taktığım aparat gibi aynısından. Bunları geri yerine koyalım. Kutu açılışımız bu şekildedir. Şöyle bir örnek bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi cihazla kumandayı birbirine bağladığınız zaman uyumluluk sıfır. Bağlanmıyor. Neden derseniz ilk önce kumandayla telefonunun bağlanması gerek. Ondan sonra drone'la bağlayacaksınız. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Geri kalan en zevkli şeyler bu aparatları çıkarmak. Neyse bunları sonra çıkartırım. Size şunadan bahsedeyim. Pervanelerde bir A tipi var, bir de B tipi var. Bakın şurada gördüğünüz gibi bunlarda hiçbir şekilde beyaz çizgi yok. Son kontrolü de yaptık. Haydi ya Allah, bismillah. Uçma. Hazırız. Kalkmak istemiyorum bu dar alanda. Çünkü ilk uçuşum, sıkıntı çıkmasını istemiyorum. Ama drone çalışıyor. Drone'u Trendyol'dan aldık. 8100'ü almıştık. Şu anki fiyatı 9100. Buradan Yvan Foto'ya teşekkür ederiz. Çünkü çok hızlı ve güvenli bir teslimat yaptı bize. Teşekkür ederiz onlar için. Kısa bir uçuş yapalım mı? Hadi kalk. Şimdi. Bakalım GPS modundaysa kalkacağım. Koruma açalım. Sırası görüş ne modunda diyor şu an. Gimbal'lar da çalışıyor.
Şu anlık bu kadardır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetiniz.